Sinan neresi şimdi burası? Amcım burası Hadi. Yusuf Emre'ne gelişte kavşağımız. Erzurum ve Yusuf Emre'ne ayrılan kavşak. Üst taraftan da Artvin'den gelinen taraf. Hemen kavşağın yanında terminalimiz var, şehir terminali. Bu tünelden nereye gidiliyor? Bu tünelden Artvin'e gidiliyor. Sol tarafta otogar var değil mi? Otogar var, evet, şehir terminali var. Hemen yanında itfaiye var. Hemen yanında itfaiye var. Evet. Başka ne var? Şu benzinlik petrol, var orada. Petrol ofisi var. Ya yani girişi Yusuf Emre. Şu yukarıda ne var? Orada iş yerleri var, depolar var, yapılıyor hala. He, yapılıyor, anladım. İnşaat malzemeleri satan vesaire. Yani şu karşı taraf Yusuf Emre'nin giriş tarafı. Evet, doğru. Artvin'den geliş tarafı. Ana giriş tarafı yani. Evet. Artvin'den geliş tarafı. Kavşağımız yani. Artvin, Erzurum, Yusuf Emre kavşağı. Şehir merkezine giriş. Anladım, bu şekilde. Günaydın arkadaşlar. Yeni Yusufeli'ndeyiz. Bugün ikinci gün. Yeni Yusufeli'nin birinci bölgesindeyiz. Aynı zamanda da yeni şehir merkezindeyiz. Bu yeni şehir merkezini şimdi tanımaya başlayacağız. Hadi başlayalım. Ne haber Sinan? İyi abicim, günaydın. Bugün iyisin. Allah'a şükür. Günaydın. O zaman bir yeni caddede turlayalım. Caddeyi gezelim. Yeni Yusufeli'nin yeni caddesi, yeni şehir merkezi. Evet. Bize tanıt bize yani. Ana caddemiz abi. Biraz sabah erken. Yani bugün pazartesi. Evet, hafta başı. Telaşe başladı, yoğunluk başladı. Canlanmaya başlıyoruz, evet. Şehir merkezleri iş. Dükkanlarımız yeni yapılan, millete tahsis edilen. Yani merkez olmaya başlayan yer, ana aşağıda yer. Aşağıda dükkanları olanlar. Eski Yusuf Emre'de burada da aynı şekilde değil mi? Aldılar dükkanları. Tabii canım. Hak sahipliği burada oldu yani. Aşağıda dükkanı, marketi, iş yerleri olan buralardan dükkan aldı. Lokantasıdır, işte giyimdir, kuyumcudur, ayakkabıdır, öyle şeyler. Ama bazı dükkanlar tabii henüz boş duruyor. Tabii. Halen neden daha... onlar boş? Sahipli mi onlar? Onların hak sahipliği var. Henüz açmamışlar. Neden açmamışlar? Yani mesela? Adamın durumu yoktur veyahut da halen daha olmamıştır yani bir şekilde. Belki de ortamı şeyi yoktur. Açılmamıştır mesela. Burası belediyenin kendi yeri. Ha, belediyenin yeri mesela. Mesela burası şey olacak, belediye için çalışacak bir dükkan olacak. Yani belediye kaynağı. Anladım. Yani öyle. Bu aşağıya doğru çok uzun yani, böyle caddemiz sadece burası değil. Şu anda gidiyoruz. Kuyumcumuz var. Ama bak, boş dükkanlar var. Halen mesela adam malzeme getirmiş, yerleşmemiş. Halen tam oturamadık yani yerimize. Zaten çok yeni değil mi? Bir sene oldu. Tabii çok yeni. Yani kaldırımlar bak yeni olmuş, şekillenmeye başlıyor. Bayağı şey var, bak eczanelerimiz o taraf sağlı sollu bu cadde abi. Böyle devam ediyoruz. Değil mi? Daha bak, adam halen dükkanını açacak. Mesela manav değil mi burası? Evet. Yani açmamış. Açmamış, bak standını falan koymuş. Aynen. Halen daha yani şey yapıyor. Evet. Bölümünü bitirdik abicim. Tarım Kredi Kooperatifi neredeydi? Yukarıda kaldı değil mi? Evet, yukarıda kaldı. Evet, sol tarafta. Evet. O ya, çok dağınık olduğumuz için şey yani böyle gezmeyle zannetmiyorum böyle kolay bitecek yani. Değil mi? Ya çok dört bölge yayılmış vaziyette. Tabii çok böyle uzun uzun. Şerit halinde çok uzun yani yürümek buranın için. Buranın Yeni Yusufeli'nin yüz ölçümünü biliyor musun? Ne kadar büyüktür sence? Ölçümü ortalama yani çok büyük abi, ben bir şey söyleyemem şimdi ya. Yani aklımda ölçü yok. İş merkezlerimiz, ana iş merkezlerimiz
Şimdi az önce birinci bölgeden girdik. Yeni Yusufeli'nin en işlek yeni caddesinden girdik. Yürüyüş yapıyoruz. Ah ya, araba sesleri var ya. Korktuk mu şöyle? Nereden girelim? Gel abi, gel böyle. Sen açık tut onu. Açık zaten. Şimdi iş hanlarına girelim abi. İş merkezlerine. Burası neresi? Şimdi iş merkezi mi? İş merkezleri. Alışveriş merkezi. Alışveriş gibi. Merkezleri. Evet, bankaların olduğu yer. Alışveriş dükkanlarının olduğu yer. Şimdi burada bankalar var. Alışveriş merkezleri var. Evet. İşte döner dükkanları var, kafeler var görüyorum. Doğru. Daha yukarıda resmi daireler başlıyor, resmi değil mi? Resmi daireler başlıyor, evet. Burası da ayrı. Karşıda bir... Karşıda Yusufeli'nin merkez camisi galiba. Doğrudur abi. En büyük camimiz bu. Ne zaman bitti onun yapımı? Onun yapımı geçen yıl bitti. Geçen yıl bitti değil mi? Evet. Geçen yıl bitti eksiksiz. O güzel zaman erken bir, başlamışlar yapımına bayağı. Tabii ilk başlananlardan. Yani ilk başlandı bitirildi. Anladım. Yani. Ama eksiksiz güzel. Hemen şurada karşıda A101 var. Yanında Sinem Gros, İş Bankası, Ziraat Bankası. İşte butikler daha yukarıda. Şu aşağıda Devran Döner var. Ferhat'ın döner dükkanı. Ufak tefek dükkanlar var. Şey arka, bu sadece ön yüzü değil, arka tarafı, iç tarafı da var. Yani buranın arka tarafı da var tabii, değil mi? Dükkanlar arkada da var. Arkalı önlü. Evet, arkalı yani önlü. Alışveriş merkezi. Alışveriş merkezleri arkada farklı dükkanlar da var. Anladım. Ha buradan içeri giriyorsun pasajdan. He pasaj gibi. Oralarda da dükkanlar. O taraftan girip böyle tünelden böyle geliyorsun. Ha, açık mı onlar? Bakalım. Bir girelim. Bakmışken hepsine ha. Bakalım bari. Yani. Ama bayağı yer yani. Altında otoparkımız var. Bayağı ama... büyük bir yer diyorsun o zaman. Büyük bir tabii. Alışveriş merkezi. Yani sırf dükkan ve alışverişler için yapılmış bir yer. Ben bak burayı bilmiyordum sen söylemesen. Şimdi sadece ön tarafta dükkanlar var, bir de arka tarafta ya böyle, ama bayağı kalabalık, bayağı vardır yani. Dışarıdan görüldüğü kadarıyla küçük bir yermiş gibi görünüyor ama alışveriş merkezinin kapıyı yamaca kurmuşlar. Yamacın altında da pasaj var. Pasajda da bayağı birçok dükkan olduğunu söylüyor Sinan. Bugün yine Sinan'la geziyoruz. Köylüm Sinan. Tanıyorsunuz artık Sinan'ı. Abi yeni, bak yeni açılan dükkanı. Bu ne dükkanı? Kuyumcu dükkanı mı şu? Evet. Aynen daha devam ediyor. Kuyumcu mu? Saatçi herhalde. Öyle bir şey. Saatçi. Telefoncu. Telefoncu. Bak, burada bu daha henüz taraf, aynen. Yani sağlı sollu dükkanlar var ama tam açılmamış hepsi. Yavaş yavaş. Hazırlık yani, yapıyorlar. İnsanların imkanı olduğu sürece açıyorlar yani. Aynen. Ekonomik, hazır olduğun zaman. Tabii şartlar da önemli. Yani şartlar oluşmayan arkadaş açamıyor. Herkesin şeyi bir değil. Tabii şartlar oluşunca. Karşıda Boş'un mağazası mı var? Var abi. Beyaz eşyacı, tavuk çıkıncı. Yine açıyorum. Evet. Boş'un beyaz eşyası. Yani yeni yeni işte dükkanlar faaliyete geçiyor yavaş yavaş. Evet. Sana da Ferhat abi yoğun bir konuşma yapıyor. Zaten resmi bina çok fazla yok galiba yukarılarda. Resmi bina fazla yok işte şu aradalar. PTT, polis merkezi, Adalet Sarayı. Yani hepsi böyle iç içedir. Biri ön yüzüne bakar, biri arka yüzüne bakıyor. Bir çıkalım bari yukarı doğru. Şimdi yukarıda hangi binalar var? Abi, gel bu yok bu tarafa kadar. Bak bu tarafta da şok. Yani bu alışveriş merkezi böyle devam ediyor. Bir parça da karşıda var değil mi? Evet. Bir parça şurada alışveriş merkezi var. Evet. Bir parça yol da ayırıyor. Çünkü, evet, ikiye ayrılıyor.
Orada da lokantalar aynı şekilde. Bim ve Şok burada. A101 ile Sinem Gros burada, bu tarafta. Günaydın Mehmet. Günaydın. Geziyoruz. Şey, öyle abi, bu cadde iş merkezini ikiye ayıran cadde. Anladım. Ha, ikiye ayırıyor. Ha, yani anladım. Bu tarafta da var, bu tarafta da var. Yollarımız bu arada dik. Eski Hüsrem'de bu kadar biraz dik, evet. Eski Hüsrem'de bu kadar dik rampalarımız yoktu. Var. Beko var, görüyorum. Kaçkar Pastanesi. Yani yol boyunca cadde devam ediyor. Acıol marketimiz, yani aşağıda bildiklerimizin çoğu çıktı. Burada evet. Daha büyük mağazalar görüyorum sanki. Evet. Buranın böyle dükkanları daha büyük, geniş ve daha büyük. Şey, evet. Elit mi? Elit. Yani şimdi mimariye yapılar değiştiği için alt binaların genişlikleri, şeyleri fark ediyor yani. Dükkanlar da daha mı elit oluyor? Tabii. Yani daha geniş, daha ferah dükkanlar oluyor. Mesela ilk başladığımız yerde daha küçüktü metrekareleri. Şimdi burada daha büyüdüler. Dükkanların metrekareleri büyüdü burada. Tabii. Anladım. Anladım. Onlar biraz daha küçük. Dolayısıyla daha elit bir görüntü veriyor. Evet abi. Bu devam ediyor. Ya bu yol zaten ileride sona eriyor galiba. İleride bir de bu tarafta yoğunluk sona eriyor gibi. Yoğunluk çarşının sonuna doğru artık yaklaşıyoruz. Aynen. Şimdi bunlar Fokin'in yaptığı binalar, bir de şu sol tarafta özel idarenin millete yapıp kiraladığı dükkanlar var. Tahsis ettiği dükkanlar var. Anladım. O da farklı bir durum. Belediye ayrı taraftan, il özel idare ayrı taraftan. Yani kaynak sağlamak için insanlara dükkanlar veriyor. Bu kadar ya. Fazla gitmemize gerek yok. Sol tarafımız Adalet Sarayı. Burası Adalet Sarayı. Evet, o tarafta gidiyor. Şu sol taraf ne? Komple bina abi öyle şey. Şu sol taraf ne? Ha, bu ikisi bir arada. Ha, yani aynı şey, bir sürü tamam. Kurum var içinde yani. Anladım. Yeni Yusufeli'nin yeni caddesini turladık. En azından yoğun tarafı bitti. Şimdilik bizden bu kadar. Sonra görüşürüz. Şimdi şu an nereye geldik? Sinan? Abicim şu anda Artvin'den Yusufeli tarafına giriş kısmındayız. Hastanemizin olduğu bölge. Eski Yusufeli ilçesinin normal giriş kısmı. Evet, Yusufeli'nin giriş kısmı. Hastane bölgemiz. Sen eski insanlar, yani yaşayan insanlar çok iyi bilir. Şu anda bu kısım, hemen şu kısımda, evet, hemen buradan mesela araçla gelseydik hastane önünden girişimizi yapmıştık. Evet. Değil mi? Şuradan girişimizi yapmıştık. Artvin'den gelişte ilçeye alt girişimiz burası. Şu anda şu vadinin tam içinde eski Yusufeli yerleşim yeri vardı. İşte okuludur, camisidir, insanların apartmanlarıdır. Hepsi bu vadinin içindeydi abi. Şu anda su doldu. Suyun üstünde de biz, evet, gidiyoruz. Aşağı yukarı 70-80 metrelik var. Bir su derinliğimiz var. Hemen şu karşı taraf neresi mesela, sol tarafımızda. Biz nereden geldik yani? Biz şu anda ilçenin sağ tarafındayız. Şu sol taraf hemen
Yeni Yusufeli değil mi? Yeni Yusufeli evler, yani, lojmanlar. Yani şu karşı bölge taraf Yeni Yusufeli oluyor. Evet, yeni Yusufeli oluyor. Sanayi bölgesi şu yeşil binalar, yeşil çatılı olanlar. O sağ tarafı da sanayidir. Atölye var. Zipline şeyimiz var, hattımız var abi. Halen başlamadı. Ama herhalde çalışmalar buradan oluyor. Buradan ayırt edebilir miyiz mesela birinci bölge, ikinci, üç, dört diye? Abi mesela şu anda gördüğümüz tam sağ tarafımız, sağımız en sağdaki kısım dördüncü bölge. Şu sanayinin üstü ikinci bölge. Orta kısım sanayi bölgesi oluyor. Sarı boyalı değil mi? Evet. Sarı binanın üstü ikinci bölge. Şimdi parmağımın ucunda en altta sarı boyalı binalar var. Orası sanayi bölgesi. Evet. Oranın üstü hangi bölge? İkinci bölge. İkinci bölge. Biraz daha sola gidiyoruz. Sola gidince ikinci bölgenin birinci etabı abi. Hastanenin arkası. Tam hastanenin yani arkası. Yani ikinci bölge şöyle yan gidiyor abi. Yan gidiyor, anladım. Üst, hemen ikinci bölgenin üstü dördüncü bölge. Şu hastane sınırımız var. Hastanenin öbür tarafı da birinci bölge olarak geçiyor. Öbür şu anda göremiyoruz. Bunu şu anda göremiyor. Şu mesela vadenin en solda gözüken efendim? Üçüncü bölge olarak. Şey, en solda binaların gözüktüğü bölge üçüncü bölge. Üçüncü bölge, anladım. Evet. Şu anda sadece birinci bölgeyi göremiyoruz. Yani o şu anda Yusufeli'nin silüetini yandan görüyoruz değil mi? Doğru. Yeni Yusufeli ilçesini. İşte arkadaşlar gözlerinde hayal olarak düşünürlerse çok büyük bir alana yayılmış. Coğrafi alan çok büyük. Tabii canım. Eski Yusufeli ile karşılaştırırsan bir 5-10 katı olur mu? Vardır abi. Vardır değil mi? 5-10 katı vardır. Çünkü bu vadiye sığmış bir ilçe. Şu anda altımızda olan bir ilçe. Kocaman da vadiye yayılmış. Halen daha da gidiyor yani. Üçüncü bölgenin hala yerde, daha devam abi, ediyor. Yerleşim yerleri var böyle. Yani burası bir 500 bin kişilik bir nüfus oluşturur yani. Yani kaldırır. Rahat, kaldırır. Kaldırır 500 yani. Bin kişilik bir nüfus kaldırır. Olsa kaldırır. Alanı çok. Alanı var. Yani. Doğru. Şu anda neredeyiz? Mesela? Şu anda abicim, nerede olabilir sence? Şu anda eski Yusufeli ilçesinin şu anda ne tarafında olan? Muhtemelen ne vardı aşağıda? Eski belediyenin üst taraflarında. Altta evet, eski belediye vardı evet, değil mi şimdi? Oraya geldik. Oraya geldik. Yavaş yavaş da ilerliyoruz. Evet. Gidiyoruz. Zaten şeye kadar sen 2 yıl önce de geldiğinde gelmiştim. Çekim yaptığında, aynen, yaya yürüdüğünde, aynen, köprü ayaklarına kadar gidilmişti. Aynen. Şimdi orayı suyun üstünden deniz yoluyla gidiyoruz. Diğer köprünün öbür tarafında da mahalleleri var. Ama ben şu anda gittiğimiz yerde yürümedim mesela. Burası biraz şeye kaçıyor. Ben şu genelde ileriden, evet, soldan yürümüştüm. Eski çarşıda. Ana yolda. Anladım. Sen Ziraat Bankası'nın olduğu bölgede. Oradan yürümüştüm. Bu bölge biraz kenar kalıyor değil mi? Irmak kenarında olan kahvelerin olduğu Oktay Bey'in kahvesi falan vardı. O ana yoldan girmiştim. İşte evet, tarım kredi vardı. İbrahim çalıştı. Oradan girmiştim. Orası burası değil. Biraz daha ileride. Orada aşağıda. Evet. Sol taraf, solumuza kadar. Az ileride. Evet. O zaman dönüşte oradan döneceğiz herhalde. Evet, evet abi. Tamam. Şimdi sağdan gidip. Eski cami, yani merkez camisinin. Şu anda eski merkez caminin üzerinde miyiz? Olabilir miyiz? Hayır, tamam. Az ileride olabilir. Hükümet konağının üstünde olabiliriz. Yani. Hükümet evet, konağı. Evet. Belediyenin hükümet konağı. Tamam. Taksi kuralları, eski terminal. Bu alan, o alana tekabül ediyor. Eski terminal otogar olabilir evet, mi burası? Evet, otogar. Ha, tamam. Tamam. Eski otogar. Şu anda yeniden işte caminin yeri az daha köprü. Ama şeye mi çarptı? Şeye çarptı bak. Odun bir şey. Şu anda orman dairesi, tarım ilçe, eski cam, eski yerleşke, tam Yusufeli'nin eski yerleşkesi. Mesela aşağı tarafa, aşağıya doğru ilçe büyümüştü, uzamıştı. Anladım. Sonradan olmuştu. Şu anda ama burası eski Yusufeli'nin üzerinde olabilir. Anladım. Biliyorum, hatırladım o binaları. Yani eski tarihi binalar. Dükkanların, caddenin olduğu tam ortada. Anladım. Tam ondan eski bölge. Ferhat abinin dükkanı vardı. İşte Beyoğlu vardı, Devran vardı. Ziraat Bankası vardı. İş Bankası arkadaydı, şurada bir yerdeydi. Benim İmam Hatip. Aynen, şurada bir İmam Hatip şu dağın oradaydı hemen. Hmm. İmam Hatip şeyin okumuş olanlar tamam, olabilir. Şu karşı dağın orada İmam Hatip olabilir. Başka Halit Paşa İlköğretim Okulu.
He, burada şurada ilk öğretim okulu vardı. İlk öğretim okulu vardı. Hemen yanında zaten yanı başında camisi falan vardı. Merkez camiye geldik mi? Evet. Eski merkez cami. Yeni tam merkez burada mı? Geçmiş. Yok, eski merkez cami burada olabilir mi? Tabii, tam üst altımızda olabilir. Tam şu anda altı Yusufeli merkez caminin minaresi tam şu parmağımın bu civarda hemen. Kapanmıştı zaten. Mesela yüksekliği 80 metre civarı değil mi burası? Doğru, su yüksekliğimiz 80 metre civarı. 80 metre komple ilçeyi kapatmış oldu. Yaşam yok şu anda. Aynen. Yaşam yok. Şu anda çöktüğümüz devam ediyor. Galiba buralarda evler de vardı ya. Ben dolandım buralarda biraz. Normal insanların merkez oturduğu var. Apartmanlar, evler, şu mahalleler vardı değil mi arkalarda? Arka caddesi, aynen, evet. Aynen. Burayı yerde, hatırlıyorum ben. Eski yerleşim yeri vardı, İmam Hatip vardı, mahallesi vardı. İş Bankası bu tarafta, bu cadde. İşçiler çalışıyor, görüyorum. Ya şu an işçiler çalışıyor karşı viyadükte. Bu köprüyle ilgili de biraz bilgi verelim. Şimdi mesela köprü tamamlanmamıştı yapımı. Şu anda işçiler çalışıyor. Tabii, sen de demiştin da, ödenek mi alamamıştı? Şu anda bir durdu, bir daha başlandı. Yani hı-hı, bir ara yavaş gitti. Hı-hı. Durdu demiyor da yavaş ilerledi. Şu anda hızlandırdılar. 24 saat bitti. Çalışılıyor galiba. 24 saat. Evet. Aldı yani bize söylenen, bizim bildiğimiz yılbaşına bitmesi bu gerekiyor. Bu yılbaşına bitmesi yani ihtimali var. Alınması gerekiyor. İnşallah falan ama az kalmış bak gördüğünüz gibi. Belki 50 iki arası kadar olur. 50 metrelik bir 50-60 metrelik bir şey olabilir. Bu yol Yusufeli'yi Artvin'e bağlıyor. Evet. Ve o zaman mesafe olarak yolu 20 dakika, 25 dakika, belki de yarım saate yakın kısalık. Yarım saate yani kısalık. Yani yarım saatte Artvin'e varabilmiş olacak. Evet. Kaç şu kilometre anda, kısalacak mesela? Kaç kilometreden kurtaracak bu yol insanları? Tahminen yani 18-20 kilometre. 20 kilometre kısalacak. Şu anda çevre yoluna dolaşıyoruz ve yol kısıyor. Ama şu köprü yapmak direkt ilçeden tünele giriş yapabiliyoruz. Şimdi karşı viyadükte çalışmalar devam ediyor, inşaat çalışmaları. İşçiler hala orada, görebiliyoruz. Biz görebiliyoruz. Muhtemelen siz göremiyorsunuz. Çünkü çok kameradan küçük görünüyor. Şu anda ben hatırlamaya çalışıyorum da, gezdim aslında buraları da. Gözümde canlandırmaya çalışıyorum. Üşüfeli, yani eski Üşüfeli şehir merkezinin biraz arka mahallelerine doğru gidiyoruz değil mi? Dışına doğru. Arka mahalle. Aynen. Çıkışına doğru yaklaştık. Aynen. Çatalıoğlu Mahallesi. Anladım. Ve Canget Mahallesi. Evet. Aşağı taraf. Karanet Mahallesi'ne doğru gidelim. Bu arada bazen yani eski ilçeden kalan ahşaplara çarpıyoruz, evet, değil mi? Evet. Denk onlar geliyor. Denk geliyor alt tarafta. Sorun oluşturur mu senin yok, için yani şeye? Olmuyor değil mi? Pervaneyi falan şey yapmıyor değil mi? Yok, koruma muhafazası var. Orada fazla etkisi. He, anladım. Yağmur yağmaya başladı ya. Şey olmadığı sürede. Eski Yusufeli ilçesinin üzerinden gezmeye devam ediyoruz. Karşıda viyadük köprüsü var. Viyadük ayakları var. İnşaat devam ediyor. Ben şurada inşaat devam ediyor. Burası, bu bölge eski Yusufeli ilçesinin merkezinin hemen bitiş bölgesi. Burada ilçe bitiyor. Sonra bu Çoruh Nehri miydi burası? Barhal. Buradaki dere çay Barhal çayıydı. Bu çay işte buradan yukarıdan buraya mı geliyordu, buradan oraya mı akıyordu? Yukarıdan aşağı geliyordu. Yukarıdan aşağıya bir çay geliyordu zaten. Şu anda bu civar Oktay abinin kahvesinin yakınındayız. Asma köprü vardı burada, hatırlarsan. Asma köprü vardı değil mi? Köprü Oktay abinin kahvesi vardı. Hatta yani çok güzel bir yerdi yazları. Yeşil ayran içtiğimiz, çay içtiğimiz güzel bir yerdi. Şu anda hem de Yusufeli'nin eski yerleşim, yani en eski yerleşim yerlerinden birisiydi bu taraf. Doğru geliyoruz. O asma köprü birkaç tane vardı ama değil mi? Tabii Yusufeli'nin de en üstteki. Ne? En üst uzun olan. Daha doğrusu en eski de olabilir belki. Eski de olabilir. Yani tarihini tam şimdi olarak. Tam şurada asma köprü vardı. Evet. Tam köprünün ucunda Oktay abinin kahvesi vardı tam şurada değil mi? Evet. Ondan sonra bu kısım biraz bayağı bir yeşillik, bayağı bir ağaçlık olan bir kısım. Evet. Şimdi ben de hatırlamaya başladım. Kamelyalı, oturup. Aynen, oturup, tam şu kısım. Ondan sonra buradan ben böyle yürümüştüm şuradan. Değil mi? Ben şu evet, yürüdüğüm yer evet, şurası. Evet, tam şu yol olması lazım. Tabii. Galiba bu yolun üstündeyiz tam biz ya. Tam da üstünde olabiliriz. Evet.
İki yıl önce eski Yusufeli ilçesi boşken, sular yokken burada bir yürüyüş yapmıştım. Demiştim işte sular dolmadan önce bir eski Yusufeli ilçesini son kez vedalaşalım, gezelim, görelim. Tam o yürüdüğüm yolun üzerindeyiz. Ben kısa bir görüntü koyacağım görüntünün yanına. Siz ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. O eski şehir merkezinde bulunan o ana yolun üzerinde ilerliyoruz şu anda. Caddeden aşağı evet. Devam ediyoruz şu anda. Ziraat Bankası, bu Hacıoğlu Lokanta, evet. Onun olduğu bölge. Hı-hı. Bu dönerciler. Evet, dönerciler. Yani işlek olduğumuz, hı-hı, caddeydi burası. En işlek caddenin üzerindeyiz zaten. Şu anda. Tabii. Şu anda arabayla değil de, hı-hı, botla gidiyoruz. Aynen. Çok enteresandır. İki yıl önce normal yürüyerek geçtiğimiz bu eski Yusufeli'ndeki caddelerden sadece iki yıl sonra Baraj Gölü suları dolduktan sonra ilçenin üzerinden tekneyle geçiyoruz. O da ilginç bir duygu. Ben burada yaşamıyorum. O duygu tam böyle hani koyu olarak hissedemiyorum. Çünkü burada yaşamadım. Arkadaki arkadaşlar işte Sinan, Kenan, Soner, bu arkadaşlar burada yaşadıkları için bu duyguyu daha koyu hissediyorlar. Yaşadıkları şehir sulara gömülmüş. Suyun üstünden geçiyorlar, tekneyle geçiyorlar. Şehir kaybolmuş. Üzücü bir durum tabii ama geri gelmeyecek. Neticesinde enteresan duygular, ilginç duygular. Soner, ne diyeceksin son olarak? Sen burada yaşamış mıydın önce? Onu abi şey yapalım. Yaşadım. Çocukluğumdan beri ben bu ilçede yaşıyorum. İstanbul'a bir ara gittim dedin. Bir zaman dilimi olarak iş yoğunluğu olmayınca buradan mecburen göç zorunda kaldım. Ama uzun bir süre burada yaşadın. Evet. Ne hissediyorsun şu anda mesela? Yaşadığın ilçenin üzerine sularla kaplı. Şöyle sevdiğin ilçenin. Yani bu birinci, ikinci değil, o beşinci, onuncu defa geçişim buradan. Her defa geçişimde farklı bir hissiyat oluşuyor. Yani bunu böyle laf olsun diye söylemiyorum. Belki samimiyetine söylüyorum bunu. Yani buradan geçerken yani bir anda orada alışveriş yaptığım zaman veya selam verdiğim kişinin şu an buradan geçerken o an direkt aklıma geliyor. Eski hatıralar, evet, gözünün önünde canlanıyor. Geliyor yani. Kesinlikle söyleyebilirim. Ya burada tabii ki kayıp olan bir şey değil ama anıları tekrardan yaşamak bir an insana yani huzur vermiş oluyor. Hatırlamak da iyi bir şey onlar tabii ki. Bu kadar. Coğrafyamız birey olması gereken bir kaderdi. Biz bunu 50-60 yıl önceden yani dedelerimizin söylediği bir durumdu. Yusufeli baraj olacak. Ben 35 yaşıma geldim. En son baraj olarak yaşadık. Dedelerimizden sonra biz yaşamıştık. Kaderdi bu. Başa, evet, geçti. Yapılacak bir şey yok. Geri kesinlikle döndürülemez. Kesinlikle. Ok yaydan çıktı. Evet. Bunu şimdi bu suyu boşalt, eski ilçede otur. Olacak mı? Olmaz. Olmayacak bir şey. Ya o geri gelmeyecek. Geri gelmeyecek bir şey olduğu için. Bir de öyle de yıkıldı bu arada. Senin söyleyebileceklerim bu kadar. Evet, sırayla herkesi şey yapalım. Tamam abi. Şimdi Kenan, sen ne hissediyorsun şu an? Sen de burada yaşadın yıllarca. Hala yaşıyorsun. Aynen öyle. Çok üzüldüm. İlk defa şu anda gemiyle hayata giderken. Kenan, sen eski Yusufeli ilçesinde nerede yaşıyordun mesela? Ben tam olarak merkezdeydim. Tam merkezde yaşıyordun. O zaman sen daha derinden hissediyorsun. 92'den bu yana, 92, işte 2022'ye kadar. Ne düşünüyorsun şu an? Ne hissediyorsun? Şu anda hissettikten tabii ki çok duygulandım. Üzünlü bir durum. Şu anda eski yaşadığım Yusufeli'nin üstündeyiz. Anılar canlandı. Anılar tabii canlandı. Tabii ki insan duygulanıyor. Ama tabii ki elden bir şey gelmiyor. Şu anda yeni yere alışmaya çalışıyoruz. Alışmaya çalışacaksın. Aynen. Başka çare yok. Alışamadık daha. Alışamadık. Çünkü çoğu arkadaşlarımız hep koptuk, ayrıldık. Önceden bir toplu bir alan vardı. Her yer bir birlikte olduğumuz insanlar şu anda ayrı kaldı. Birisi 4. bölgede, birisi 3. bölgede. Bir yanda kopuştuk. Bu baraj mevzusu insanları da ayırdı. Tabii canım, insanları da ayırdı. Alanımız çok. Arkadaşlıkları kopardı. Kopardı. Ben sırf arabayla 3. bölgeye gidiyorum. Bir de 4. bölgeye geliyorum arkadaşlarımı görmek için. Değil mi? Zor. Çünkü onlar gelemiyorlar. Ne bileyim, böyle bir ayrıştık. Hayırlısı olsun diyorum. Hayırlısı. Düşüncelerim bunlar. Aynen böyle. Evet. Sinan, ne? Ya sen çok konuştum. Son olarak toparlayalım. Toparlayalım. Sen kendi kişisel duyguların neler mesela? Sen de yıllardır burada yaşıyorsun. Tabii. Evet. Çocukluğumuzun geçtiği, doğup büyüdüğümüz yerler. Ben mahallenin dışında, Yusufeli'nin dış mahallesinde kalıyordum ama ilkokulum, ortaokulum, lisem, yani hayatta ne varsa burada yaşadık, burada gördük. Dışarı gittik, geldik.
Son zamanı iş hayatında 10 senedir işte baraj yapımında çalıştık. Güzel şeyler gitti ama hepsi mazi oldu abi. Yani mazi kaldı. Gerçekten şu anda çok büyük bir ilçemiz var. Gerçekten çok büyük. Coğrafi olarak çok büyük. Tabii coğrafi olarak konuşuyorum zaten. Çok büyük ilçemiz var ama 4 bölgeden oluşan bir şehir büyüklüğünde bir ilçemiz var. Devletin bir vilayet büyüklüğünde. Abi devletin yapmış olduğu en büyük kapsamlı bir inşaat. Çok büyük bir alan. Ya ilçe ya şu anda bakıyorum. Ya burası kocaman bir ileride nüfus olsa çok bir büyük bir şehir olacak. Sen kişisel olarak alışamadığını söyledin. Sen tabii de alışmaya çalışıyorsun. Alışmaya çalışıyoruz. Daha çok tazeyiz yani. Hayırlısı. Yani bir seneyi geçirdik mi abi? Bir senelik. Bir hayırlısı senelik ya. Geçirdik. İnsan nelere alışmıyor? Her şey alışıyor. Yani sonuçta mesela zamanla her şey alışıyor. Geçen sene Kasım ayında tam buraya çıktık. İşte tam bir sene oldu. Anladım. Aynen. Hayırlısı. Bir sene geçmiş sonuçta. Şimdi ben de Yusufeli'yim ama burada hiç yaşamadım tabii. Bebekliğimizde taşınmışız buralardan. Bir nostalji yaptık. Eski Yusufeli ilçesi üzerinde, Baraj Gölü üzerinde. Bizden şimdilik bu kadar. Sonra görüşürüz. Yeni Yusufeli'nde 3. gündeyiz. Saat şu an 12, öğlen 12 civarı. Az önce bu arkamda gördüğünüz Miray Ev Yemekleri isimli lokantada bir çorba içtim. Tavuk çorbası. Buranın suyundan mıdır, havasından mıdır? Gerçekten hayatımda içtim. En lezzetli tavuk çorbası olmuş oldu. Şimdi içeride ev yemekleri yapılıyor. Muhtemelen diğer yemekler de lezzetlidir. O yemeklerden de daha sonra yiyeceğim. Şimdi bir çorbayla geçiştirdim. Çok fazla acıkmadım. Baba tarafından akrabamız olan Oktay Sağlam'ın bu arkadaki dükkan. Miray Ev Yemekleri dükkanını incelemeye başlayacağız. Bakalım ne tür yemekler yapıyor. Daha dükkan çok yeni. Yeni açtı. Hadi dükkana geçelim. Miray Ev Yemekleri ve Kafe. Yemekleri inceledim. Burada gerçekten orijinal ev yemekleri yapılıyor. Bu yemeklerin hepsini Oktay abinin eşi yapıyor. Oktay abi ve eşiyle birlikte çalışıyorlar zaten. Oktay abi merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi yemeklere bir bakalım. Ne tür yemekler var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çeşit. Bir de tavuk çorbası 10 çeşit. Evet, 10 çeşit. 10 çeşit yemek. Yenge yapıyor bütün yemekleri. Şimdi buradan başlayalım mesela. Şu en evet, başta karnı yarığımız. Aynen öyle. Onun yanında böreğimiz var bugün. Su böreği. Evet. Altta nohutumuz var. Bu yemekler mesela günlük olarak değişiyor mu? Evet yenge? Değişiyor. Birkaç tamam. Genel yemeğimiz var. Diğerleri değişiyor. Tabii arada sen değişiyor. Sen tavuklu pilavımız var. Onun yanında var. Bulgur pilavı var. Bulgur galiba. Pilavımız var. O da güzel görünüyor. Onun yanında pirinç pilavı. Pirinç pilavı burada. Tavuklu bezelyeli sebzeli. Karışık tavuklu evet. Yemek diyebiliriz. Evet. Bu kavurma. Yusufeli'ne has bir yemeklerden biri evet. Bu. Bugün biber dolması. Tamam. Bu mercimek çorbamız. Mercimek çorbası. Bir de tavuk çorbamız var. Burada yer olmadığı için koyamadık. Yer olmadığı için evet. İçeride. Yani i̇çeride, toplamda evet. 10 çeşit yemeğimiz yemek. Var. Evet. Peki bu mesela kaçta başlıyor, kaçta saat bitiyor? Saat 7.30'da başlıyoruz. Saat 11'de yemeklerimiz çıkmış 11'de oluyor. Bitiyor. Evet. Ha, 11'de çıkmış oluyor. Evet, kaça 7, kadar ortalama? 7.30 başlıyorum. İşte 3 saatin içinde bunları çıkartıyorum. Mesela kaç gibi bitiyor? Öğleden sonra mı? Ne zaman bitiyor bu? Ha, yemeklerimiz mi? Evet. İşte yemeklerimiz belli olmuyor. Erken de bitiyor 1-2 gibi. En geç mesela kaça kadar devam ediyor? Evet, 4-5 gibi. 4-5 gibi. Çok erken bitiyor. Evet. Demek ki yemekler çok evet. Lezzetli. İleride belki çeşitleri arttırırsınız. Yani, tabii işte şimdilik bu kadar da artık ileriye doğru inşallah. Aynen, aynen. Şimdi yeni başladınız. Ne zaman açıldı evet. Yenge burası? 7-8 ay oluyor. 7-8 ay oluyor. Evet. Hayırlısı olsun şimdiden. Sağ olun.
Oldu yenge, teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Sağ olun. Kolay gelsin, hayırlı müşteriler inşallah. Sağ olun, teşekkür ederiz. Gayretiz. Miray Ev Yemekleri lokantasında, Oktay abinin orada. Sabah bir çorba içmiştik. 2-3 saat bir işimiz vardı, geldik. Şimdi de aşçı tabağı siparişi verdik. Sağ olun. Şimdi aşçı tabağı siparişi verdik. Bakalım yemeklerin lezzeti nasıl? Şöyle bakalım neler var. Burada nohutumuz var, burada kavurma var, burada su böreği, burada biber dolması, karnıyarık, pilav ve yoğurdumuz da var. Bakalım şimdi yemeklerin lezzeti nasıl? Sonra bir daha sonra görüşürüz. Ben yemek yerken normalde yemek yarıdayken pek çekim yapmıyorum. Yemek bittikten sonra bir daha işte boş tabakları gösteriyorum size ama şimdiden tekrardan bir anlatım yapmak istedim. Yemekler gerçekten mükemmel. Tam bir ev yemeği, tam orijinal ev yemeği. Gerçekten çok lezzetli. Karnımızı doyurmaya devam edelim. Miray Ev Yemekleri lokantasında yemeğimizi yedik. Aşçı tabağı sipariş vermiştik. Yemeklerin çoğundan alıp bir tabağa topluyorlar. Bir tabakta şekerpare yedik, bir de üstüne güzel bir çay içtik. Yemekler gerçekten tek kelimeyle mükemmel, harika lezzetli. Yağı, tuzu birbiriyle uyumlu. Çok yağlı değil, çok tuzlu değil, az tuzlu değil. Yani bir insan gözlerini kapatıp ne kadar lezzetli bir yemek hayal edebilirse o derece lezzetli bir yemek olmuş. Ne diyelim, yemekleri oldukça beğendik. Karnımızı doyurduk. Fiyatları bir kez daha ben hatırlatayım. Şimdi yediğim yemeklerden bahsedeyim. Sabah bir tane çorba içmiştim, 40 lira. Piyasa gibi, piyasadan hatta biraz daha ucuz. Az önce dolu dolu bir tabak, şefin tabağı, yani birçok yemekten, birçok farklı yemeğin birleşiminden oluşan bir şefin tabağı yedik. Bolcana büyük bir tabaktı. 125 lira tutuyor o. 40 da çorba, 165 lira. Ne diyelim, piyasadan hatta daha düşük ve oldukça lezzetli ev yemeklerinden yemiş olduk. Miray Ev Yemekleri lokantasından şimdilik bu kadar. Sonradan gelecek olanlara da, Yusuf Eline yolu düşecek olanlara da afiyet olsun. Oktay abiye ve eşine bundan sonraki ticaret hayatlarında bu dükkanda başarılar diliyorum. Şimdilik bu kadar. Oktay abi merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha önce sen kahve işletiyordun, kıraathane evet, işletiyordun. Evet, 31 yıl kahvecilik yaptım. Maşallah, bayağı bir süre. Evet, eski Yusuf Eli'nde. Aynen öyle. Çoruk kenarında mıydı? Barhat Çayı'nın tam kenarında üzerindeydik. Bize de işlerimiz vardı ama ne olacak? Baraj oldu, buraya geldik. Baraj olduğu için buraya taşındık. Kapattın, buraya geldin. Kuradan da burası çıktı. Sen bu kahve açmayı düşünmedin buraya o zaman aynı şekilde. Ya şöyle bir şey vardı. Rahmetli babam annemden ötürü derdi ki bir gelinim çok güzel yemek yapıyor. Oradan yola çıkarak. Evde 30 kişi de bir anda gelse hazırlıksız da olsa hemen sofra koyar dedi. Öyle bir kulağıma şey kalmıştı. Böyle bir fısıltısı kalmıştı babamın. Ben bir şey diyeyim mi Oktay abi? Yani şimdiye kadar geçen zaman kayıp zaman olarak bence. Evet. Hanım da sağ olsun bu işe biraz olumlu baktı. Aslında keşke yani daha önce aşağıda 20 sene önce açsaydık. Aynen öyle ama biraz yorucu meslek. Olsun, alışırsınız abi, ne olacak? Ya yani? Şöyle bir şey, şöyle şimdi daha çok dağınık bir şekilde yerleştiği için müşteri potansiyeli ona göre. Yani, gerçi burada bir hanımla ben sadece ikimiz aile şirketi gibi, aile lokantası gibi bir iş yapıyoruz. Kısacası yenge çok güzel yemekler yapıyor. Bunu değerlendirdim ve çok iyi bir fikir. İyi olmuş bence, çok iyi olmuş. Ya iyi oldu da. İnsanların karnı doyuruyor. Doğrudur. İnsanlar lezzetli yemek yiyebiliyorlar. Ya tabii ki yani, şimdi biraz kaliteli lezzetli yemek insanlar arıyor aslında. Evet, biraz da lezzet var, biraz da şey var. Ben 30 yıl öğle yemeklerini, akşam yemeklerini aşağıda lokantalarda yedim. Bunun bir ihtiyacı olduğunu zaten oradan biliyordum. Biraz da ekonomik olsun dedik. Kendim de müşteri olduğum için 30 yıl aşağıda lokantalara gelen müşteriyi de kendim yerime onların yerine koyuyorum.
Tabii göre, insanları daha iyi anlıyorsun. Daha iyi anlıyoruz. Yani uygun makul bir fiyat belirliyorsun. Yani tabidot çıkarıyor musun sen burada abi? Tabidot ya şöyle bir şey. Bizim şeyimiz var. Aşçı tabağı dediğimiz. Aşçı tabağı burada da yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Onu tavsiye ediyorum genelde. Fiyat olarak fiyat verebiliriz mesela. 2023 yılı için yemeklerin genel fiyatlarını mesela. Ya şöyle 10 çeşit şey yemeği var zaten şu anda. 10 çeşit yemeği. Çorba 40 lira. Kuru fasulye, pilav, ıspanak bu gibi yemekler 50'şer lira. Maliyeti tamam. Düşük diye maliyeti şey tamam. Tutuyoruz. Etsiz sebzeli yemekler 50 lira. 50 lira. Etli yemekler 80 lira, 70 80 lira değişiyor. 70-80 arası. Fiyatların diğer... Kavurma 100 lira. Kavurma 100 lira. Fiyatların senin... Aşçı diğer... tabağın var ki bir şey büyük bir dolu büyük dolu. Aşçı tabağı. Keşke onu gösterebilseydik size. 125 lira alıyorum 125 onu. 125 lira anladım. İyi. Fiyat gayet uygun. Piyasaya içine... Diğer lokantalara göre daha uygunsun herhalde. Valla diğerlerini bilmiyorum. Ben de pek bilmiyorum. Yemek yedim gerçi oralarda da. Hiç sorun genelde Üsküdar'ın döner şeyi var, kültürü var. Daha çok döneri meşhur Üsküdar'ın. Cağ döneri. Evet. Sen burada yapmıyorsun. Ben anla demiş yapmayı istiyorum. Anla, aynen. Bildiğin işi yap. Bildiğin işi yapmak istiyoruz. Bilmediğin işe girişirsem olmaz. Şu ana kadar memnunsun. Çok şükür, çok şükür memnunuz. İşte bir hanımın yoruluyor işte hem yemek hem bulaşık. Herhangi bir eleman almayı düşünüyor musun? Ya o bizi bozar diye düşünmedik ya. Aile şirketinin dışına çıkartılır. Bize müsaade müşteri geldi. Tamam, tamam Oktay abi çok teşekkür ettim. Ben teşekkür ettim. Verdim bilgileri için. Sağ ol. Hayırlı müşteriler inşallah. Amin. Cümlemize inşallah. Hayırlı işler. Sağ ol, çok sağ ol abi. Yeni Yusufeli ilçesinin 4. ve son gününden hepinize selamlar arkadaşlar. 2 yıl önce 2021 yılında eski Yusufeli ilçesi yani aşağıdaki hemen altımızdaki eski Yusufeli ilçesinde baraj suları yokken bir çekim yapmıştık. Şimdi de 2023 yılında baraj suları dolduktan sonra bir çekim daha yaptık ve çekim kompozisyonumuzu tamamlamış olduk. Bunu Allah'a şükür hamdolsun başarabildim. Bugün tamamlayabildim. Benim için de oldukça anlamlı bir gezi oldu. Anlamlı bir çekim oldu. Bugün itibariyle Yeni Yusufeli ilçesinde ziyaretimizi bitirdik. Artık memlekete doğru yola çıkacağız. Ben burada olmaktan çok mutluyum. Ama benim hesaba katmadığım şeyler olabilir belki. Bunun için de köylüm, kardeşim Sinan da burada. Onunla da devam edelim. Merhaba. Sinan nasılsın? İyi abi. Artık son gündeyiz. Evet artık. Başladığımız yere tekrar geri döndük. Evet. 2 yıl önce 2021 yılında seninle çok güzel bir sohbet yapmıştık. Evet. O sohbetten sonra Yeni Yusufeli ilçesine geldiğim ilk gün yine burada buluştuk seninle. Evet. Artık son gün tekrardan seninle buluştuk. Evet. Artık buradan kapatıyoruz. Senin de fikirlerin var tabii kendine göre. Burada yaşıyorsun çünkü buranın... Eksilerini, artılarını benden çok daha iyi biliyorsun. Düşüncelerini aktarabilirsen tabii, sevinirim. Şimdi şu anda görsel olarak sizin de söylediğiniz gibi görsel olarak çok geniş ve sıfır yani yeni binalar, yeni şeyler. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntısı ilçemizin... Mesela biz o konudan da bahsedelim. Bir daire size kaça mal oldu bunları da söyleyeyim. Bilsin insanlar yani buranın avantajlarını da bilsinler, dezavantajlarını da bilsinler. Ufak çok az değişikliklerle beraber 170 ile 200 arasında daire sahiplendirildik biz. Evet şimdi yani, mesela bu geçen yılın. Bu neyin karşılığında ama yani mesela siz çünkü sizin eski Yusufeli ilçesinde yeriniz vardı, eviniz vardı değil mi? Tabii canım evimiz, arazimiz. Orada eviniz vardı, araziniz vardı. Bunun karşılığında evet. Burada sadece bize verilen bir daire. O da devletin bize %65 indirimli peşin verirseniz %65 indirimli olarak biz mesela ben kendi şahsımın evini 170 bin liraya aldık evi. Bu %65 indirimli. Anladım. Şimdi şöyle toparlayacak olursak eski Yusufeli ilçesinde bir eviniz vardı. Evet. Etrafında arsanız vardı. Evet. Bunun karşılığında size güzel bir daire yaptılar. Evet. Burada zaten inceledik, gördük apartmanları. Bu apartmanın bugünkü değeri ortalama 1-1,5 trilyon vardır. Doğrudur. Doğrudur. Vardır. Şu şartlarda var. Şu şartlarda. Evet. Siz aldığınızda belki biraz daha düşük olabilirdi fiyatı. Geçen yılın fiyatı mesela atıyorum 800 bin lirayken biz 170-200 aldık. Anladım. Geçen yıl ortalama 700-800 bin lira iken biz, %65 indirimli devlet size
170 bin liraya daire evet. sağladı. Evet. Bu da avantajı olabilir. En büyük avantajı artı buydu. Tarafı, pozitif tarafı. Evet. Şimdi istersen buradaki sorunları kısaca anlatırsan işte içinden geçerlerini, düşündüklerini, hissettiklerini anlatabilirsin. Tabii, şimdi ilçemiz çok yeni abi. Çok güzel bir mimarisi var. Arazimiz güzel. Artı tarafımız ev sahibi herkes çok güzel yeni evlere sahip oldu. En büyük avantajımız bu. Onun dışında bir sürü de dezavantajımız var. Şimdi ilçemiz yeni, gelir olarak yani burada bir fabrika veyahut da bir şey yok. Buraya istihdam için yatırım yapılması lazım. Nüfusun burada kalabilmesi için bir şeyler yapılması lazım. Abi, nüfusu burada tutmak lazım. Yani iş olanağı sağlamamız lazım. Çünkü ben kendi gözle bir ay içinde 7-8 aile göç etti. Şahitim oldu. Akrabam da var. Anladım. İçlerinde. Yani göç veriyor. Göç vermemesi lazım. Çünkü nüfus olmadı mı bu kadar dairede kimse kalamaz. Peki eski Yusufeli ilçesinde istihdam var mıydı? Eski Yusufeli'nde şöyle baraj yapımında, yol yapımlarında yani şantiyelerimiz vardı. İnsanlar bir şekilde gelir kaynağı olabiliyordu. Şimdi 7000 kişilik nüfusta 3-4 bin yerli insan çalışabiliyordu. Şimdi anladım. O imkanlarımız yok. Çalışmak için de adam mecburen ekmek getirecek, ailesine bakacak, kira tabii, verecek. Tabii. İşte yiyeceği içecek. Ya bunlar ihtiyaç olduğu için para kazanması dışarıya tabii. gidenler oluyor. Aynen. Dışarıya gidenler oldu mu da nüfus azalacak bu sefer kendi kendini çevirmesi zor olacak ilçe. Biriktirdiğinden harcıyor. Yani anladım. Birikimi varsa birikiminden. İşte ya da göç etmek zorunda. Ya da göç edecek. İstimlaktan bir şeyler almışsa yani aşağıdan bir para almışsa onunla. Onu hazır paraya harcıyor. Evet, şu çok anda kötü öyle bir şey abi. Aslında. Yani şu anda elindeki hazır paraya harcamak çok kötü bir şey. Birikimi aynen. şu pahalılıkta, şu devirde harcaması çok da kolay. Anladım. Çünkü değeri yok hiçbir şeyin. Anladım. Aşağı geçen yıl ki almış olduğun mesela atıyorum 500 bin lira para aldı. Bu dönemde 500 bin lira para değil gerçekten. Tabii. Aynen. Yani değişik şeyler yani. Bu şehir merkezine istihdam getirilmesi gerekiyor. İstihdam şey imkanı. Mesela abi bir yüksek okulumuz olabilir. Nedir? 300-500 öğrenci gelir. Onun gibi. Üniversite atıyorum, olabilir. Yüksek okul olabilir. Hani öyle o tarzda ya bir tane işletme veyahut da maden mevzumuz var. Maden açılırsa belki istihdam belki olur. Bir hareket gelir. Tabii. Dışarıdan gelenler işte buradaki halk biraz çalışırsa yani hayatlarını idame ettirirler. Yoksa aynen. şu anda hep hazırdan yayıldığı için aynen. Bir iki sene sonra bir yere kadar bir yerden sonra hazır paradır. Yeni Yusufeli ilçesinden göçün engellenebilmesi için eğer yetkililer duyuyorsa Yeni Yusufeli ilçesinin aslında en hayati, en acil ihtiyacı olan tek şey istihdam imkanlarının arttırılmasıdır. İstihdam imkanlarının arttırılması eşittir yatırım. Yatırımların gelmesi gerekiyor. Buranın yerel halkıyla konuştum. Sen de yerel halktan birisin. Evet. Hiç kimse memnun değil. En az 25-30 kişiyle görüştüm. Herkesin bir memnuniyetsizliği var. Ben bir şey merak ettim. Ya mesela bu şehir planlamasını yapanlar hiç bunu düşünmemiş mi? Yani 4 tane bölge birbirine çok uzak. Niye bu böyle yapılmış? Ben bunu anlayamıyorum. Niye tek bir bölge oluşturulmamış? Işte, olabilirdi değil mi? Olabilirdi. Olabilirdi aslında. Olabilirdi ama işte mesela niye yapılmadı? Ben şurada aşağıda görüyorum. Şu aşağıyı. Yani şu alt tarafa sen dünyayı sığdırırsın ya. Yani şuraya dünyayı bak, sığdırırsın. Küçük bir yere yapmışlar. Tek bir bölge oluşabilirdi aslında şu coğrafyadan biliyor musun? Çıkabilirdi. Evet. Enteresan ben bunu anlayamadım. Belki ya. Yetkililerin ilçe için planları vardır. Başka bir düşünceleri olabilir. Ama ben aslında şey gördüm yani biraz mantık dışı gördüm. 4 tane bölgenin birbirine uzak olması. Ya çok kocaman bir şehir gibi. Aslında benim düşüncem şu en az bir 2 bölge yapacaktılar. 1 ve 2. bölge değil mi? Birbirine yakın olacaktı yani, o da. Evet. 4 bölgeyi yani şöyle 10 binlik nüfusu 2 bölgeye sığdırabilirlerdi aslında isteseler. Ya isteseler her şey. Ve daha sonra nüfus artımına göre o 2 bölge sonra 3 olurdu, sonra 4 olurdu. Dışa doğru genişlerdi. Göre. Şimdi o böyle kendi kendine genişlemeliydi. Evet. Birdenbire yapmak ve insanları dağıtmak bana biraz şey genelde geldi. Genelde şehirler abi merkezden dışa doğru. Aynen öyle. Birdenbire yapmak doğru bulmadım ben açıkçası. Evet. Onu o zaman buradan eğer yetkililerin izleme ihtimaline karşı eğer izlerlerse buradan o zaman sormuş olalım. Yeni Yusufeli ilçesini neden çok geniş birbirine uzak olan bölgelere ayırdınız? Ve bizi izleyen herkesten de şunu rica ediyorum.
kendi yorumlarınızı ve fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Son olarak bugün artık Yeni Yusufeli ilçesindeki benim son günüm. Yeni Yusufeli ilçesinin inşaat zamanındaki olduğu gibi yanımda yine köylüm Sinan var. Kardeşim Sinan var. Ona şimdiye kadar yardımlarından ötürü, yanımda olmasından ötürü gerçekten minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Her zaman bekleriz. Çok sağ ol Sinan. Yardımcı oluruz. Beraber yaparız. Sıkıntı çok yok. Teşekkür ederim. Çok sağ ol kardeşim. Rica ederim. Tekrar çok sağ ol. İnşallah tekrar görüşeceğiz. İnşallah. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.